Selam, merhaba, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Buradan tüm gurbetteki dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam olsun. Çok değerli iki misafirimiz var. Gerçi akrabanızmış ama. Evet, aynı köylüyüz, akrabamız. Yüreklerinin güzelliği ekranlardan bizlere yansıdı buraya. Çok teşekkürler. Çok tebrik ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Saniye Hanım'ı da, Sinan'a da ayrıca. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Gerçi başarıya ihtiyacınız yok. Zaten yolunuz açık. Devam edin böyle. Biz İnşallah. Desteklemeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir türkü isteyeceğim mümkünse. Sıradaki türküyü alacağım ama sadece. İstanbul'da halam için istiyorum. Nazlı Kalkan için istiyorum. Mümkünse. Çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Selam söyle herkese, olur mu? Mahmut'a da selam aleyküm söyle. Selam. Çok teşekkür ediyoruz. Selam. Sağ ol. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Böyle de insanın tanıdıkları, bildikleri insanlar aradığı zaman ne kadar mutlu oluyor, değil evet, mi? Evet. En azından insan hayatını her daim dile getiriyoruz. Zaman çok önemli. Böyle bir zaman ayırmak en büyük emek olsa gerek. Ben böyle çok duygulanıyorum. Bir mesajımız daha var, ona da yer verelim. Sinan abim ve Saniye ablam, sizi gördüğüme çok sevindim. Nefesinize sağlık. Yine geleceğim sizi dinlemeye. İlk yaz demiş. Evet, teşekkür ilk yaz. Sağ olsun. Biz de gidiyoruz Perşembe günü. Arkadaşımız da biraz önce bahsettiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi. O da sahneye almıştık. Hakikaten çok güzel bir ses, çok güzel bir yorum. Daha yaşı da çok genç. Bekleriz ilk yazı. Allah herkesin yolunu açık etsin. Eğer doğru gidiyorlarsa, gerçekten doğru bildikleri yolda sağlam adımlar atıyorlarsa her anlamda açık olsun. Perşembe günü biz de oradayız. Bekliyorum. Daveti aldık içeride kuliste. Kendimize davet tüm ettirdik. Sağ bekliyoruz. Olsunlar. Evet. Bizleri seven tüm dostlarımızı Perşembe günü Toprak Türkiye evine bekliyoruz. Toprak Türkiye evi ayrıyetten Reval Türkiye evini de söyleyelim. Öyle bir sosyal ağda görmüştüm. Sizleri çünkü öyle takip edebiliyoruz. Biz çünkü normal şartlarda biraz önce de konuştuğumuz gibi bu programa başlarken belki 2 saat gibi görünüyor ama inanın program bittikten sonra işte hangi sanatçı dostumuzu konuk edeceğiz, onlarla ilgili araştırmalar yapıyoruz, onları tanımak adına, bilmek adına. Revan dediniz değil mi? Reval. Reval. Evet. O nerede? O da aynısı Beyoğlu'da, Taksim'de, İmam Adnan Sokak'ta. Çok yeni bir mekan daha, 4-5 aylık bir mekan. İkinci bir böyle Türkler adına güzel bir yer açtık. İnşallah güzel gider. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. O zaman ediyorum, Perşembe oradayız, Cuma da oradayız. Hadi bakalım. Ondan sonra artık yeter diyene kadar bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada, bir gün orada. Evet. Birlikte olacağız mutlaka ki. Mesaj gönderen dostlarımıza da, arkadaşlarımıza da çok ama çok teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırdıkları için. Güzel bir türkü dinleyelim mi o zaman? Olur. Hem Avustralya'daki dostlarımıza da, arkadaşlarımıza da armağan olsun. Avusturya'ya zamanla... sen armağan et. Vefasız tabip de derman olur mu? Ufacık pınarda ceyhan olur mu? Ta ezelde kargaşa han olur mu?
demezdi asırlara başmış, başmış, başmış. Ademezdi asırlara başmış, başmış, başmış. Dünyada delinin teki mahzuni, yaktı seni içindeki mahzuni. Dile kolay bunca yükü mahzuni. Yıllar yılı taşmış da taşmış, taşmış, taşmış. Yıllar yılı taşmış da taşmış, taşmış, taşmış. Mahsun Şerif'i de buradan rahmetle analım. Evet. 14 Mayıs'ta ölüm yıl dönümüydü. Çok erken kaybettiğimiz yürekler aslında, evet, değil mi? Çünkü bizlerin özlem duyduğu barışa, sevgiye, insanlığa, insanca dair yaşamamıza her zaman ses olmaya çalışmışlar. Ve o dönemlerde aslında bu kadar sözler yazabilmek de biraz riskmiş de. Hani politik anlamda da riskmiş, evet, ama kesinlikle, ne olursa olsun belki de ölümü göze almışlar. Genelde... aşıklık, ozanlık böyle bir şey olsa buna gerek. Buna rağmen bildikleri ve inandıkları yoldan dönmeye, hı-hı, insanlar. Tabii günümüzdeki bazı artık insanları değerlendirdiğimiz zaman, hı-hı, o şartlar altında o kadar sıkıntılar içerisinde gerçekten birçok şeyi göze almış birçok ozanımız. Hı-hı. Hepsini saygıyla anıyoruz bunları, burada rahmetle anlıyoruz. Öyle. Allah'tan rahmet diliyoruz, evet, hepsine. Çünkü gerçekten şu an bile bizlerin en azından hani çalıştığımız kurum zarar görmemesi adına ya da bizlerin, kesinlikle, biz bile biraz tedirgin oluyoruz bir şeyler. Kaygılarımız var her ne kadar. O zaman gerçekten çok farklıymış. Ben her zaman söylüyorum. O dönemlerde yaşayabilmeyi, çok daha eskilerde yaşamayı çok, kesinlikle, fazla isterdim açıkçası. Kesinlikle. Grup biraz risk değil mi aslında? İki farklı ses, iki farklı düşünce, iki farklı yürek. Aslına bakarsan evet, gerçekten biraz risk. Gerçi siz çok uzun zamanda bir birlikte çalışıyorsunuz. Bu, evet, anlamda tabii ki bir artınız var ama peki ayrılma falan düşünceniz var mıdır? Genelde böyle başlıyor çünkü biliyorsunuz. Bir grupta başlıyorlar, ondan sonra ayrılıyorlar ve farklı ayrılıyorlar. Evet, herhalde ama... o konuda rekor kırdık. Biz uzun zamandır bir arada çalışıyoruz. Rekor kırdık yani, çünkü, hı-hı, bizden önce çok değerli gruplar vardı. Bir arada çalışan ikili grup kişiler vardı ama, hı-hı, çoğu şu anda ayrılmış durumdalar. Çok az kaldık. Tabii bunun riskleri var. Nasıl var dersiniz? Bakış açılarında tabii ki farklılık olacak. Düşüncelerde tabii ki farklılık olacak. Yani müzik anlamında. Yorumculukta da öyle. Sinan daha değiş, daha böyle şey tarzını çapar. Ben tabii hep değişleri seviyorum. Böyle özgün bir tarz. Ama onları ortak noktada birleştiriyoruz. Ya buradaki amaç şey bizim. Hani bir teknede ekmek yiyoruz ve ekmeğimizi paylaşıyoruz. Yani bunu paylaşırken de birbirimizi kırmadan, birbirimizi, hı-hı, üzmeden, işte ne bileyim incitmeden o ekmeği paylaşıyoruz.